Kızım, siz kimsiniz? Zeynep ben. Ha, öyle mi? Ben kızımı aramıştım. Ha, Yaz mı? Yaz şu an burada yok. Yaz mı? Yaz. Hı hı. Ha, işi geliyor. Ben size hemen onu vereyim mi? Hemen. Levent Bey. Eşinizin annesi. Aa. Anneciğim. Ne annesi canım? Kızım nerede benim? Hayatım, anne. Kim? Kimin hayatı? Kimin hayatı? Naz. Naz, Allah aşkına söyle bana sen neredesin? Ha? Kim bu adam? Bana neden anne dedi bu adam? Dur. Sakin. Sakin, sana her şeyi anlatacağım. Ne olur sus, tamam? Ya 3 sene oldu ya. 3 sene. Kızın annesi hala beni damadı olarak kabul etmedi. Nehrin babası da beni hiç sevmez. Ama tabii bu çok eski bir hikaye yani. Şimdi çok seviyor. Alışır sonuçta. Ama umarım bir gün Yaz'ın annesi beni sever. Neyse. Müsaadenizle ben bir Yaz'a bakayım, olur mu? Hadi sen bak tatlım. Çok zor. Zor. Allah aşkına neler oluyor orada, söyle bana kim bu adam? Eşi diyor, eşi. Eşi ne demek, eşi ne demek eşi? Anneciğim teker teker sorarsan hepsini anlatacağım ama bak şu an kafam çok karışık, lütfen. Naz, bir şey söyleyeceğim, sen evlendin mi? Hayır, şimdi şöyle. Allah aşkına bak lafı dolandırmadan. Neyse onu söyle. Kim bu adam? Kim bu adam? Söyle bana, her şeyi anlat. Gerçekten kelimeler kifayetsiz. Ben nasıl anlatacağımı bilmiyorum sana, gerçekten. Evet, sen bana bunu nasıl anlatacaksın? Hadi bakalım. Anne. Tamam, tamam. Biz gizli bir görev... Gizlice evlendik biz. Yani bir anda oluverdi her şey. İnanın size Naz çok anlatmak istedi, söylemek istedi size defalarca ama ben izin vermedim çünkü bizim ikisi ilk görüşte aşık. Anneciğim. Anneciğim iyi misin? Biz yarın ilk uçakla geleceğiz. İlk uçakla gelip sizin elinizi öpeceğiz. Hiçbir problem yok. Naz! Naz! Çabuk al şu telefonu. Ben bu adamla konuşmak falan istemiyorum. Naz! Al şu telefonu dedim sana. O kadar haklısın ki. Ben buradayım anne. Buradayım. Söyle. Heh. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana verdiğim emekliğine. Yarın ilk uçakla geleceksin. O da gelecek. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Tabii inanam, sen nasıl evli olduğumuz, nasıl evlendik dersin benim anneme? Yeter artık. Herkes gizli polis olduğumuzu öğrensin mi istiyorsun? Bir broşür bastırıp dağıtmadığımız kaldı. Annem o benim. Yahu tamam, annen o senin. Sağır Sultan bile duydu, annen duydu, dayın duydu, o duydu, bu duydu. Gizli görevdeyiz. Hadi. Aşağıda misafirler bekliyor. Hadi. Ne diyorsun ya? Ya sen beni bitirdin şimdi. Sen nasıl böyle bir şey söylersin anneme ya? Ya bak o benim annem, gerçek ben. Nasıl böyle bir şey söylersin? Benim af. Benim af. Beni dinle. Beni dinle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakinleştin mi? Bırak kolumu. Sakinleştin mi? Sakinleştin, bırak kolumu.
Sen nasıl annemle evlendik dersin ya? Bak, Tarık'ı kandırdıysak anneni çok daha rahat kandırırız. Kandıramayız. Kimse bilmeyecek. Ne yapacağız biliyor musun? Yarın Londra'dan ilk uçakla annenin yanına gideceğiz. Elini öpeceğiz. Hop geri döneceğiz. Bitti gitti. Bitti gitti. Bu kadar basit değil ya. Senin kafan almıyor. Bu kadar basit değil. Merak etme. Amirimiz bilmeyecek tamam mı? İkimizin arasında kalacak. Halledeceğiz. Hadi. Hadi. Bitti sen Naz. Zeynep nereye kayboldu? Bilmiyorum, hayatım görmedim bir süredir. Niye oturuyorsun hala? Git bir baksana. Tamam Tarık, bakarım. Bir sinirleniyorsun. Aa, sakin olsana. Hayırdır? İyi misiniz? İyiyim. İyiyiz. Size mutlu bir evliliğin sırrını söyleyeyim mi? Kaynanayla'yı geçinmek. Aa, gerçekten mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, sizden bu kadar domestik bir bakış açısı beklemezdim. Domestik mi? Hı. Ama işte insanlar biliyor musunuz? İçi, dışı çok farklı. Neyse, Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Ne istiyor gene bu? Bilmem, göreceğiz. Abi annesi bir türlü sevemedi beni. Kabul edemiyor kadınla. Bu tür mevzular çok önemlidir Levent'ciğim. Bak şimdi, al hanımını sen. Git yanına bir. İki gün yanında kalın, elini öpün, gönlünü hoş tutun. Bir de tozuk yaptı mı bak seninle ne iyi anlaşıyor. Abini dinle abini, tamam mı? Fazla da uzatmayın arayı. Öyle diyorsun abi ha. Ben bir şu etlere bakayım, konuşuruz bunu. Hadi koçum. Eminsin değil mi hayatım, iyisin? İyiyim, iyiyim. İşte sadece annemle Levent arasında kalıyorum. Çok zor. Hiç hoş değil. Hemen çöz bu işi. Hemen. Çözeceğiz, çöz. Bir yarın olsun. Gidelim ziyaret ediyoruz bakalım. Aynen. Hadi gel, geçelim sofraya. Galiba etler oldu. Geliyor musun hayatım? Evet bir tanem. Hadi herkes sofraya lütfen. Buyurun lütfen. Buyurun. Ortaya koydum şöyle. Bir tabak da burada. Tarık abi bak. Senin sucuğunu özel yaptım. Oo, sucuk çok güzel oldu. Siz gelmez misiniz acaba ya? Hiçbir şey yemediniz. Keyfinize bakın. Hayatım, ne vereyim sana? Sucuk vereyim. Aşkım. Dur hayatım. İsterim ben vereyim sana. İçine düştü, içine. Ne düştü, nereye? Fena oldu o. Ortalık karışır ben sana diyeyim. Vallahi ben çok heyecanlandım Günday. Böyle ani gelişen olaylar falan. Sus, sus. Numan Bey, bir şey ister misiniz? Aa, her şey çok güzel Levent Bey. Ellerinize sağlık. Yaz hazırladı her şeyi. Onun eline sağlık. Canım benim, bir tanem. İyi ki varsın bir tanem. Sen de canım, sen de. Ya hadi. Mustafa abi salata ister misin? Abla. Abla iyi misin? Abla korkutma beni. Al bir su iç, hadi. Naz, evliymiş. Ha, evlenmiş. Yani ne demek yani? Kocası var. Yarın da buraya elimi öpmeye geleceklermiş. Vallahi ben de şok oldum. Şu Naz'ın yaptığına baksana ama ya. Ha, ne oldu? Ne ara tanıştılar? Ne ara gitti? Ne oldu? Bu adam kim? Kim? İyi mi? Kötü mü? Hırlı mı? Hırsız mı? Kızıma iyi davranıyor mu? Allah'ım neler geldi başıma. Ablacığım Levent iyi çocuk. Üzmez Naz'ı. Merak etme sen. Sen nereden biliyorsun Levent kim? İyi mi? Kötü mü? Hırlı mı? Hırsız mı?
Bana bak, sen bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Doğruyu söyle. Ben ne bileyim canım, sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Kilometrelerce uzaktan uçağa atlayıp elini öpmek için geliyor. O yüzden öyle dedim ablacığım. Hay Allah'ım, neler geldi başıma, neler geldi başıma. İşte ben de onu diyorum ablacığım ya. Bu kadar düğüne katıldık, o altınları geri almamız lazım. Ne diyorsun sen be, ne altını? Ablacığım, o kadar düğüne gittik, ne demek ne altını? Bak, burada defterde hepsi tek tek yazıyor. Buyur, bir sürü altın taktık. İşte Dursun enişte, üç kere evlenmiş. Ya yaşına başına bakmadan üç kere evlenmiş. Üçünde de çeyrek altın takmışsın ablacığım ama ya. Allah seni bildiği gibi yapsın da bak. Yahu koyun can derdinde, kasap et derdinde ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ay çekil başımdan Allah aşkına. Neler geldi başımıza diyorum, altın diyor. Ne altını? Dursun'un son karısına boş kese taksaydın bari ablacığım. Bu nedir ya? Olacak zannediyorsun değil mi? Evet. Gayet kolay olacak. Herkesin aklını başından alan Levent Bey'in hedefi şimdi annem. Bakalım kahramanımızın başına neler gelecek. Ben de böyle olsun istemezdim, tamam mı? O an bir şey bulmam gerekiyordu, aklıma da bu geldi. İki geldi. Gele gele bu mu geldi? Ya, hayır sen niye evliyiz diyorsun? Yaz, sen niye sürekli başa sarıyorsun? Ne yapabilirim? Ha? Başka bir ilerleme mi kaydediyoruz? Aynı yerde aynı çamura saplandık. Ben ne yapabilirim? Aynı yerde aynı çamura saplandık. Daha fazla çırpınma ki batmayalım. Gel. Tut elimi. Tut. Birlikte çıkalım bu çamurun içinden. Sen annemi tanımıyorsun. Namık abi hoş geldin. Vardiya bitti. Ben de seni bekliyordum çıkmak için. Kardeşim benim Levent Beylere gitmem lazım. Sen biraz bekleyebilirsin değil mi? Beklerim de abi. Hayırdır, niye gidiyorsun? Ya geçen gün hastaneye gittik ya. Onların faturasını verip geleceğim hemen. Abiciğim sen de farkında mısın? İşe girdiğinden beri sürekli iş çakıyorsun bana minik minik. Ben işe girdiğimden beri başıma neler geliyor? Sen onun farkında mısın Ferdiciğim? Uyuttular beni Ferdi. İlaçlarla uyuttular. Sıcak çaylarla haşladılar. En azından faturasını ödeteyim. Anlıyorum abi tabii. Öyle söyleyince sen de az şeyler yaşamadın. Namık abim benim. Bekle. Geliyorum. Ne güzel. Dayı? Dayıcığım sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Ya bir dakika. Dur. Annem iyi mi? Ha çok iyi. Yarın damadım gelecek, börek yapayım. Peynirli mi yapayım, kıymalı mı diye onu düşünüyorum. Dalga mı geçiyorsun dayıcığım? Anneni tanımıyor musun sen ya? Kadın şokta şokta. Ben daha önce ablamı hiç böyle görmemiştim. Kendini odaya kapattın mı? Aynen. Hiç konuşmadı mı sonra? Hiç. Ya ben sana söyledim işte. Söyledim sana. Tamam. Sakin olun, kızgın olması kadar normal bir şey var mı? Alışacaktır. Neye alışacaktır ya? Sen başına ne geleceği bilmiyorsun delikanlı. Levent, of! Bitirdiniz. Kendinizi bitirdiniz. Tamam, sakin olun. Halledeceğiz, tamam mı? Hadi Namık Bey, hadi. Daha fazla dikkat çekmeyelim lütfen, hadi. Bir dakika. Evet. Sen şimdi işe geldin ve annemi yalnız mı bıraktın? Merak etme dayıcığım. Annen şu anda dünyada kendisini en iyi anlayacak insanla beraber. Kimle? Hala inanamıyorum olanlara Aynur anne. Sus vallahi, ben de. Bu işin içinde bir iş var. Daha kaç gün oldu ki gideli? Ne ara tanıştılar, anlaştılar, söylemeye dilim varmıyor. Sevdiler birbirlerini de evlenmeye karar verdiler. Sus Allah aşkına. Ne iş olacak? İlk görüşte aşk dedi adam. Ay. İlk görüşte mi? Evet. Öyle dedi. Evet. Bak neler geldi başımıza. Görüyor musun? Neler geldi başımıza. İlk günden beri bu Londra işi benim içime hiç sinmemişti. Hiç. Benim de içime hiç sinmedi. Kaçta dönüyorlar? Ne bileyim ben. Vallahi sormadım. İlk uçağa atlayıp gelin dedim. Elbet gelecekler. Tıpış tıpış gelecekler. Tıpış tıpış.
Tansiyonum çıkıyor benim. Benim de. Ne yapıyorsun şu anda sen? Uçuş saatlerine bakıyorum. Yarın annene ilk uçuşta geleceğiz dedik ya, açık vermeyelim. Anneme açık vereceğimiz tek konu Londra uçak saatleri mi? Gerçekten mi? Hadi bana birazcık kendini anlat. Ya şu an hiç konuşacak durumda değil. Hadi. Bana seni anlat. Ya bunca şey arasında merak ettiğin şey ben miyim? Evet. Sensin. Allah Allah. Yarın annen bir şeyler sorarsa çuvallamayalım diye. İyi, ne anlatmamı istiyorsun? Basit şeylerden başlayabiliriz mesela. Hı. Nerelisin? En sevdiğin yemek hangisi? Liseyi nerede okudun? Annen baban ne iş yapıyor? Muğlalıyım. En sevdiğim yemek patates köfte. Güzel seçim. Annem çok iyi yapar. Of, bilmez miyim ya? Bir kere ben de yemiştim, çok güzeldi. Yapamayır. Tamam tamam, hadi devam edelim. Annen baban ne iş yapıyor? Annem emekli hemşire. Babam da sucuydu. 2016'da kaybettik kalp krizinden. Başın sağ olsun. Küçükken düşüp bir yerini yaraladın mı? Kalan bir iz falan var mı peki? Ne alakası var ya şimdi yaranın izi? Yazcığım, karı kocayız, farkında mısın? Görmüşsündür. Yok iz falan, yara iz. Ay çok saçma ya böyle. Şu an benden oturmuş bahsediyoruz, çok fazla. Nereye? Bavulumu toplayacağım. Merak etme. Yarın her şey çok güzel olacak. Sen öyle san. Tabağında yemek bırakmıyorsun. Nasıl yani? İşte tabağında yemek bırakmıyorsun. Tabağında yemek bırakırsan annem kızar. Sağ sola eşyalarını da atmıyorsun. Nasıl, sen benim ne zaman eşyalarımı sağ sola attığımı gördün ya? Gördüm demiyorum, yapma diyorum. Bir de asıl sakın balkona terliksiz çıkma. O balkonda giydiğin terlikle de evin içine girme sakın. Nazcığım. Zaten senin annen bana kızgın olabileceği maksimum seviyede kızgın. Ya bu dediklerin hepsini yapsam bile daha fazla kızamaz. Tamam, ben yine de söyleyeyim sana. Çok aşık olduk birbirimize. Ayrılamadık birbirimizden. Kelepçelenmiş gibi. Birimiz olmadan öbürümüz asla yaşayamazdı. Gideceğiz, annene de böyle anlatacağız. Alacağız kadının gönlünü. Bitti gitti. Ben tanıyorum annemi. Ben annem çok kızdırdım. Annem bana çok kızgın.
Annem beni asla affetmeyecek. Affeder hanım kızım, affeder. Sen hiç merak etme. Hele bir torun olsun bak. Ne kırgınlık kalır ne küslük. Tabii tabii. Tabii çok doğru söylüyorsun abi. Tamam tamam, burası burası, biz burada ineceğiz. Teşekkürler abi, sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Sakin ol. Halledeceğiz bu işi. Ne işi yok? İş değil. Benim annem. Ben taşırım karıcığım. Sağ ol canım. Oho, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk dayıcığım. Vallahi erken konuşuyorsun dayıcığım. Hoş mu değil mi birazdan görürsünüz. Vallahi mi? Merhaba, merhaba. Levent ben. Merhaba, merhaba. Bu kapıdan içeri girdikten sonra isimlerin bir anlamı yok genç adam. Aynurcuğum, hazırsan gönderiyorum. Buyurun. Ayaklarını çıkar. Çıkar. Evet. Geliyorlar. Hadi bakalım. Hadi dayıcığım. Anne. Çekil. Çekil. Çekil sen. Çekil. Bir kere. Nereden çıktı bu? Ha? Nereden çıktı bu? Anne. Ne anne ne? Ne anne? Siz gerçekten evlendiniz mi? Evet. Yavrum sen sus. Nerede tanıştınız? Londra'da bir konser çıkışında. Sus dedi sana. Çocuğum ben sana sus dedim mi demedim mi demin? Dedin anneciğim. Öyle mi demek? Londra'da bir konser çıkışında. Allah Allah, bak şu Allah'ın işine. Sen ne ara gittin Londra'ya? Ne zaman konsere gittin de ne ara tanıştınız acaba? İşte konsere gittim. Bir tane konsere gittim. Sonra da adresimi kaybettim. Ondan sonra Levent'i gördüm. Ona sordum. O da tarif etti. Sonra dedim ki siz Türk müsünüz dedim. O da dedi ki siz Türk müsünüz dedi. Ondan sonra böyle işte muhabbet ilerleyip gitti buraya kadar. Ben zaten ilk görüşte aşık oldum kızınıza. Çocuğum ben sana demin ne dedim? Sus dedim mi demedim mi? Ha? Dediniz efendim. Anneciğim sana gerçekleri anlatacaktım. Gerçekten ama... Anlatmadın. Anlatamadım. Anladım. Yavrum kim bu? Nereden çıktı bu? Kimdir, nedir, kimlerdendir? Ne yer, ne içer, ne iş yapar? Kim bu? İşte bunların hepsini anlatacaktım. Teker teker. De. Ama anlatamadın öyle mi? Yok. Vallahi bu iş benim içime hiç sinmedi. Hiç hem de. Böyle olmaz bu iş. Namık. Yavrum git kapıyı aç sen hadi. Hemen açıyorum. Niye? Sen de çık dışarı yavrucuğum. Çık dışarı. Çok, çok pardon efendim, ben tam olarak nereye çıkayım anlayamadım efendim. Yavrum kapı açıldığına göre dışarı çıkacaksın. Nereye çıkacaksın başka? Affedersin ama ben kızımı sokakta bulmadım. Senin gibi. Ha? Anladın mı şimdi? Hadi şimdi çık o kapıdan, aileni al, akşam gel, kızımı efendi gibi isteyin, tamam? Kızınızı mı isteyelim? Anneciğim bak, zaten evliyse göstersene anne. Anladım, evlisiniz. Anladım, evlendiniz ama ne bu böyle Allah aşkına? Yangından mal kaçırır gibi. Böyle şey mi olur? Tövbeler tövbesi. Her şeyin bir nesi var, adabı var değil mi? Tabii ki, tabii ki çok haklısınız Aynur Hanım. Çok teşekkür ederim. Bak yavrucuğum, Naz benim tek evladım. Benim hakkım değil miydi? Onu hak ettiği gibi gelin. Hayır, yok, yok. Bir de çekil, çekil. Dokunma. Dokunma bana. Ben şimdi konu komşuya ne diyeceğim? El aleme ne diyeceğim? Akrabalara ne diyeceğim Allah aşkına? Ne derim ben? Allah aşkına. Evet, evet ablam çok haklı. Bak Levent Bey,
bizim ailenin bir özelliği daha var. Ben sana söylemiş miydim bilmiyorum. Biz her zaman haklıyızdır. Öyle evlendiler, bitti gitti diyemeyiz. Ayrıca da bizim o insanlardan alacağımız var. Ne alacağı dayı ya? Ne demek ne alacağı var? Ya Dursun enişte 3 kere evlenmiş, 3. Ablam da her seferinde çeyrek altın takmış. Onları bir şekilde geri almamız lazım. Bence gerek yok dayı. Hadi çocuğum sen git, aileni al. Akşam burada bekliyorum hepiniz. Hadi bak. Gerçekten Naz'ı mı isteyelim? E gel beni iste istersen. Allah Allah. Niye anlamıyor bu ya? Git aileni çağır, akşam gelsinler. Efendi gibi isteyin kızımı, bu kadar. Evet, evet. Sen benim gül gibi yeğenimle öyle evlendim, geçerken elinizi öpeyim, bitti gitti falan. Öyle olmaz efendi, olmaz. Dayı, aferin sana. Gurur duyuyorum seninle. İşte dayılık böyle olur Namık'cığım. Abi, hadi çocuğum, hadi git aileni çağır, gel akşam kızımı isteyin, tamam. Aile arasında da olsa küçük bir tören yapalım. Tamam o zaman, ben gideyim, şimdi ailemi alayım, geleyim. Akşam kaç gibi istersiniz? 8'de. 8. O zaman ben ailemle birlikte saat akşam 8'de Naz'ı istiyorum. Aferin canım, hadi git. Hadi git. Ne tekrarlayıp diyorsun? Hadi. Kısmet. Kısmet. Kapı açık. Açmıştım. Buyurun. Buyurun Levent Bey. Hala bakıyordu. Levent Bey. O zaman anne, 2 dakika gidip Levent'i getirip geleyim ben. 2 dakika. Geliyorum. Fazla sırnaşma. Seni annenden mi isteyeceğiz şimdi? Vallahi ben çok zor olacağını biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Ne yapacağız? Ben nereden bileyim ne yapacağız? İnatçılık genetik demek ki sizin ailede. Ne? Çok, çok zaman değil mi şu anda bana laf sokmana çok zaman? Ya onu bunu geçtim de ben şimdi kendime nereden aile bulacağım ya? Çiçek var, çikolata var, tatlı var. Tamam. Kadayıf tatlı. Annem kadayıf tatlıyı çok sever. Kadayıf tatlı cevizli. Tamam, olur kadayıf da alırım. Cevizli. Tamam. Tel telefon. Hmm. Bavulları yerleştireyim o zaman. Odaya götüreyim. Burada kaldı ortalık. Kaçıyor. Kaçamazsın bir yere. Gel buraya. Naz, hı? Sen hamile misin? Ay, hiç öyle bir şey yok anne. Ne münasebet. Baksana hiç yok. Allah'a şükür. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. İyi tamam. E peki o zaman niye böyle apar topar evlendiniz siz? Bir anda oldu. Öyle gelişti. Savrulduk gittik. Ay bana öyle aptal aptal romantik romantik konuşma. Çabuk anlat bana. Hani niye böyle hemen evlendiniz siz? Vallahi bir anda oldu. Ha. Sen benden başka bir şey saklamıyorsun değil mi? Saklamıyorum hiç. Bak bakayım gözlerime. Niye inanmıyorum ben? Ha? Neden inanmıyorum acaba? Ha çünkü inancım kalmadı, belki ondandır. Çünkü sen benim gözlerim işine baka baka yalan söyledin. Günlerce. O kadar haklısın ki. Ha ben haklı falan olmak istemiyorum Naz. Anladın mı? Ben sadece kızımın bana gerçekleri anlatmasını istiyorum. O kadar. Ya çok bir şey istiyorum. Tamam. Biz evlendik anne. Ha iyi halt ettiniz. Günaydın hayatım. Günaydın abi. Günaydın. Tufan, Zeynep, Ömer nerede? Gelirler hayatım. Gelirler, sen başla. Zeynep tabii uyandıysa gelir. Bir kere de benden önce aşağı inseler şaşarım. Neyse biz başlayalım. Abi daha iyisin değil mi? İyiyim oğlum, iyiyim. Geçti işte çok şükür. Çok şükür. Abi bugün memleketten ziyaretine gelip elini öpmek isteyenler var. Malum haber alınca. Yok olmaz, benim 2 de işim var. Ne işin var Tarık? İşim var işte Nehir, sana rapor mu vereceğim da? Allah Allah. Adem, söyle onlara yarın gelsinler. Tamamdır abi. İyi Adem, korumalardan birine haber ver. Ömer tenis kursundan alınacak.
Korumalara gerek yok. Şoför alsın onu. Hayatım işim var dedin ya. Şoför sana lazım. Yahu yalnız başıma gideceğim ben Nehir. Şoföre ihtiyacım yok. Allah Allah. Tamam, siz buralarda takılın. Ama dikkatli olun, tamam mı? Tamam, geçin. Tamam, hadi. Efendim Pamir. Alo, Talat. Benim bu operasyonu başarıyla bitirebileceğimize dair hiçbir inancım kalmadı. Nedenmiş o? Al işte, her hafta birine patlak veriyoruz. Geçen hafta Namık dayıya, bu hafta Aynur Hanım'a. Yani ben artık çok fazla yaşayacağımızı da düşünmüyorum açıkçası. Ne oldu oğlum? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya onu bunu boş ver. Benim şu an çok acil bir tane aileye ihtiyacım var. Aile mi? Ne ailesi? Kız isteyeceğiz. Kız? Sen. Pamir. Kız kimmiş? Naz. Naz mı? Bizim Naz. Oğlum ne oluyor orada? Adem. Adem. Efendim ha. Abi. Al şu adresi. Bu ne abi? Ya Levent iş yapmıştı ya, parasını vermemiş adam. Onun adresi. Tamamdır abi. Abi hayırdır? Şimdi de tahsilatçılığa mı başladık? Ya çocukcağızı kandırmışlar da. Yani daha korkar o çocuk ya, daha toy. Toy tabii, toy, kıyamam. Levent kardeş. Oğlum sahipsiz olmak böyle bir şey. Bak bizim çok şükür ailemiz var. E onların kimsesi yok burada. Yardım ettik de. Yani senin bu tavrın kime? Yok bir şey yok. Levent kardeşine laf söyletmiyorsun da. Zeynep nerede? Odasında hayatım. Yukarıda. Ne zaman geri dönecekmiş? Konuştun mu hiç? Hayatım bir şey söylemedi. Ama burada kaldığı her ekstra gün patlamaya hazır bir bomba kendisi. Zaten tek yaptığı şey bana laf sokmak. Hayır yani Ömer'i kötü etkileyecek diye korkmaya başladım. Ömer'i hiçbir şey etkileyemez. Sen ondan korkma Nehir Hanım. Ama o kız çenesini tutamaz. O konuda haklısın bak. Hayatım, hani sizin orada adamlarınız vardı? Ne yaparsa yapsın haberimiz oluyordu. Kız Türkiye'ye geldi. Bulmamız 2 gün sürdü Tarık. Ben onların da hesabına bakarım. Sen hiç merak etme. Şimdi sen... Benden ne istiyorsun Nehir Hanım? Bunu açık açık anlat bakayım sen. Zeynep, Londra'ya, okuluna dönmeli hayatım. E tamam dönsün. Ben ne yapayım da? Hemen şimdi mi göndereyim? Hayatım ben sana söyleyeyim de... sen bil istiyorum. Bugünlerde bir kafan bir dağınık çünkü senin. İyi. Ben biraz çıkayım. Kafam dağınık. İyice bir dağıtıp geleyim. Oğlum ne olacak gündüz gözü? Tamam ben buradayım işte merak etme. Talat sen doktor musun? Bohonlu değilim. Ya şu an rahat olmam için benim bir doktora ihtiyacım var. Üstümde bir şey yok. Adam çıkarıp sıksa ne yapacağım? O sıkamaz. Hemen bir mafya gelince hemen sıkıyor mu adama yani? Bir şey olmaz oğlum sen parayı vereceksin. Tamam adamı göndereceksin bu kadar. Bende silah var merak etme. Buradayım. Sen neden benim adımı verdin ya? Kimin adını vereydim Kasım? Anamın adını mı vereydim? Sorduk şubede kim görevde dedik. Seni söylediler geldik. Allah Allah hadi devrem hadi ya. Şu mu yoksa? Ha. Evet. Talat bu nasıl bir tip abi ya? Kimlerle uğraştırıyorsun beni ya? Oğlum, tamam sakin ol. Kasım sakin. Tamam mı? Parayı veriyorsun terslik yapma adama. Ben buradayım içerideyim. Sakin ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kasım Bey'e bakmıştım. Buyurun benim. Hayırdır?
Rica ettikleri için buradayım. Rica eden de önemli biri olunca. Lojistik şirketi var. Levent Bey'le bir iş yapmışsınız. Ama ödemesini yapmamışsınız. Nasıl yapalım? Ben onu ödeyecektim. Siz boşuna zahmet etmişsiniz buraya kadar. Gecikmiş. Hemen ödeyeyim. Öde, bence de. Hemen. Tamam, hemen geliyorum. Bekleyin. Siz ne iş yapmıştınız? Çin'den mal getirmiştik. Onu tırlarını kullanmıştık. Öyle mi? Ne getirmiştiniz? Kafasını sallayan köpek. Kafasını sallayan köpek? Evet. Bakın, işte bunlar. Ulan madem parayı bu kadar kolay ödeyecektin, Levent'e niye parasını ödemedin? Abi ödeyecektim ama kendisi sabretmemiş. Bana bak, sen Levent'in parasını yiyecek bir adama benzemiyorsun. Şimdi bana doğruyu söyle. Levent'in parasını neden ödemedin? Abi bak gerçekten yani silahlara falan hiç gerek yok. Ben sadece ihracat yaptım, kafasını sallayan köpek getirdim. Yani bunlara gerek yok. Gerçekten söylüyorum bak. Yani kendisi acele etti, o yüzden böyle oldu. Ödeyecektim. Beni bir daha bu kadar yorma. Yormam abi, yormam. Ne aldın? Ne aldın? Bir şey oldu mu? Abi adam kafama silah dayadı ya. Allah sıktı mı? He bir de sıksaydı. Sıksaydı konuşamazdın zaten Kasım. Sıkmadı işte. Bir şey olmaz dedik sana. Tamam sağ ol. Teşekkür ederiz. Amirim. Adem parayı aldı. Tamam. Tamam abi. Semih seni aradı mı hiç? Yok, aramadı. Adem onu çok iyi korkuttu demek ki. Zaten korksun da. Zeynep koşu olayım kızım ben. Müsait misin amcacığım? Begümcüğüm ben seni sonra ararım, tamam mı? Gel amcacığım, gel. Gel. Ne yapıyorsun bakayım? Kayıpsın, ortalıklarda yoksun. Ay amca, ben o kadının yüzünü görmek istemiyorum ya. Zeynepciğim bak ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Şu Nehir'le uğraşmasan amcacığım. Ha? O benimle uğraşmasın ya. Amca sen farkında mısın? Bütün bu evde Nehir ne isterse hep o oluyor. Tamam farkındayım. Farkındayım, o yüzden geldim zaten yanına. Bak bunlar seni göndermeye çalışacaklar. Yani Elsi kızım sen de bana mı çektin ya? Önce yapıyorsun ondan sonra düşünüyorsun Zeynep. Hiçbir yere gitmiyorum ben amcacığım, tamam mı? Zaten istesem de gidemem. O ne demek? Amca. Bak, sana anlatacağım ama kimseye hiçbir şey söylemek yok, tamam mı? Kızım söyle. Bir süreliğine beni okuldan uzaklaştırdılar diyelim. Zeynep, bir süre mi uzaklaştırdılar yoksa Temelli mi uzaklaştırdılar amcacığım? Ne yazık ki Temelli bir uzaklaştırma. Hani gidecek bir okul falan kalmadı anlayacağım. Ey Allah'ım yarabbim, yok sen bana çektin. Sen bana çektin, ne yapacağız biz şimdi Zeynep? Ha? Ne bileyim amca ne yapacağımızı. Yani bir süre daha mecburen buradayım, ne yapabilirim? Tamam dur bak bir şekil yapacağız. Bana bak kimseye renk verme tamam mı? Sakın pot kırma. Özellikle abime Zeynep. Bak geçen fenalaştı zaten adam. Tamam mı? Kaldıramaz kalbini. Ay aman canım sen hiç merak etme, ona hiçbir şey olmaz. Asıl sen ne yapacaksın amcacığım onu düşün. Duruşmayı bekliyorum ben. Duruşma bitsin tufan kaçar. Buralarda durulmaz. Sıkıldım. Aa. Yeni komşularımızla böyle pek bir samimiydiniz, pek eğleniyordunuz. Ne oldu? Levent mi? Hı hı. Levent artık bizim kardeşimiz ya. Tarık abisinin göz bebeği. Oğlum bir beceremedin şu merhameti. Ver de göstereyim sana bak. Bak böyle yapacaksın oğlum.
Zekeriya şuna öğret de doğru dürüst yapsın da. Oğlum ben sana öyle mi gösterdim? Şş, bana bak sen git Saydem'le. Hadi. Ha gel Adem gel. Abi Levent'in parasını aldım. Aldım da Levent bu adamdan parasını alamıyorsa hiç kimseden alamaz. Niye? Ne oldu ki? Dükkana girdim. Adam çoktan parasını hazırlamıştı. Neyse ben bir işi kolay hallettiğim zaman için pek rahat etmez. Ya sen çok kötümsersin Adem ya. Abi biz balon satmıyoruz. Kaçakçıyız. Hayatta kalmak için her zaman en kötüsünü düşün diyen sen mi? Ya bendim. Bendim de yani o kadar da değil. Sen her şeyden şüphelenmeye başladın. Adem bu Levent'le ne iş yapmışlar ki? Kafasını sallayan köpek getirmişler Çin'den. Yersen. O ne ya? Hani yok mu şu biblo gibi herkes edince kafası sallanan köpekler? Ya çok komik adam bu Levent ha. Seviyorum vallahi. Ablaların en güzeli. Anlattı mı? Anlattı. Yok aşık olmuşmuş. Yok evlenmişmiş. Evet anlattı. Bıdı 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 bıdı. Başka? Başka ne anlattı? Başka ne var Namık? Dayı. Dayım. Dayıcığım. Ben çok üzüldüm dayı. Ama Naz çok şaşırttın bizi ya. Neler yapıyorsun bakayım ama? Çekil çekil çekil. Hiç sırnaşma. Böyle kolay kolay affetme. Bak bir kere annem bana küçükken küsmüştü. Tam 7 ay konuşmadı. Ya. Anneciğim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Çok mu üzgünsün? Çok. Ya ben de üzgünüm. Ne yapalım şimdi? İstersen üzüntülerimizi yarıştıralım. Bakalım kim kazanacak nasıl? Ha? Hani... Özür dilerim ama açmam lazım. Tabii. Konuşacağız. Tabii. Hiç şüphen olmaz. Vallahi hiç iyi değilim hayatım. Aa yine. Bu ara her şey üst üste geliyor hayatım. Mesela sen ne yaptın? Annene gidebildiniz mi? Gittik ya. Geldik işte. Nasıl özlemiş bizi Nehir? Heh. Levent Bey'le düzeltebildiler mi aralarını? Ne yaptınız? Yok canım öyle bir anda olmuyor tabii ama düzelecek. Nehir, Levent'i bir görsen. Nasıl çabalıyor, nasıl? Böyle gönül almaya çalışıyor falan anlatamam ya. Hayatım, adam sana aşık, senin için her şeyi yapar. ay öyle vallahi. Naz, ne oluyor orada? Bir şey yok anne. İyi hayatım, sevindim vallahi. Siz ne yaptınız? Tarık Bey nasıl böyle ataklar mı ataklar? 2 gündür keyfi yerinde. Benden bir şey saklıyor. Ben anlıyorum. 6. his tabii ki hayat. Anlıyorum. Senin tabii kuvvetli 6. his. Tarık anlatmıyor. Ama ben çözeceğim. Tabii, tamam. Sana helal olsun. Zaten artık herkes Afiye. Aa, hayatım öyle dışarıdan adam tutarak falan değil. Bizzat kendim gideceğim, takip edeceğim, göreceksin. Azmine hayranım Nehir. Hayatım, evlilikler böyle hayatta kalıyor. Çaba göstermek lazım. Emek şart. Doğru vallahi, evet. Emek şart. Hadi tatlım, sonra konuşuruz o zaman, tamam? Çao. Bye bye. Ay. Kiminle konuşuyordun sen, Naz? Bir arkadaşımlar mı? Ay ne kadar güzel arkadaşların var senin öyle. Demin mutfakta kahırdan ölüyordun üzüntüden. Bak ne güzel arkadaşların var seni böyle güldürüyorlar. Kahkahalar gırla. Keşke benim de böyle bir arkadaşım olsa. Lan ben seni Londra'ya gezisin tozasın diye mi gönderdim? Abi. Vallahi ben gece gündüz Zeynep Hanım'ın arkasındaydım. Ulan 2 gündür kız İstanbul'da ulan. Seni arkasındaydı. (Gülüyor)
Tarık abi. Ben lan abine. Bitti artık abim abi yok. Her başı sıkışan abi diyor ya. Bitti artık abilik müessesesi. Teyze oğlu. Çıkmamız lazım. Eylül. Ay. Zeynep Hanım. Bir saniye. Günaydın Nehir'cim. Günaydın bu saatte. Ha, doğru. Sizin bu hapishanenizin böyle kalkış saati falan var değil mi? Vardı. Hatta bu evinde bir düzeni vardı. Değil mi tatlım? Hmm. Neymiş o? Rica anneciğim. Ne istiyorsun Zeynep? Ay ben senden hiçbir şey istemiyorum Nehir'cim. Hiçbir şey. Huzur bana yeterli. Huzur. Bunu başkalarının huzurunu kaçırarak elde edemezsin tatlım. Benden sana bir abla tavsiyesi. Aa doğru. Sen böyle başka insanların huzurunu kaçırma konusunda uzmansın değil mi? Başka konularda da uzmanım aslında. Umarım öğrenmek zorunda kalmazsın. Sen babana dua et. Ay ben ona hep dua ederim Nehir'cim. Hep. Babam sağ olsun. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Bu suratının hali nedir? Yok bir şey ya. Günlük işler işte. Sen niye erken geldin? İşlerim var. E hani dışarıda olacaktın Tarık? Yahu işim erken bitti. Eve gelmese miydim Nehir? Tamam tamam. Hadi geç sen dinlen. Bir şey istiyor musun? Huzur istiyorum Nehir. Huzur istiyorum. Allah Allah. Esas ben istiyorum sizden huzur. Nefes, Levent kardeş. Nefes. İnsanın her şeyden önce nefesi yetecek. Sonrası Allah kerim. Geç. Ne yaptın? Koparabildin mi izni kaynanadan? Yaz evde annesiyle. Ben de işim var dedim çıktım. Onları öyle çok fazla baş başa bırakma. Birbirlerini doldurmasınlar. Ha, hadi. Adem parayı almaya gitti de adam zaten hazır etmiş. Al buyur. Gerçekten çok teşekkür ederim abi. Ya beni çok uğraştırmıştı. Bak Adem'i uğraştırdı mı? Uğraştırmadı. Her işin bir erbabı vardır değil mi? Sen de çalışacağın adamları doğru seç. Hadi şimdi git kaynananın yanına da fazla bekletme. Tekrar teşekkür ederim abi. Ben geçireyim sizi. İyi günler Levent Bey. Bir dakika önce ne kadar güzel nefesim düzeldi diye düşünüyordum. Ne var Zeynep? Baba. Ben hep böyle evde mi oturacağım ya? Senin son kararın bu mudur yani? Yoksa sen bir karar verene kadar öyle bekliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Sen benden ne istiyorsun Zeynep? Karar vermeni istiyorum baba. Sitenin dışına çıkmak yok. O çocuklar da seninle gelecek. Ev hapsin bitti mi şimdi? Beraat ettin mi? Zeynep. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ ol. Gerçekten söz veriyorum bak. Hiçbir şey olmayacak.
Efendim? Amirim, evdeyim. Aldım Tarık'tan parayı. Heh, iyi bakalım. Tarık abinin kanatlarının altına girdin. Şimdi ondan hamle bekleyelim. Naz nerede? Naz terapiye hazırlanıyor amirim. Yarın Tarık terapiye gelecek. Ben de bugün annesine gideceğim. Heh, kadın merak edip duruyor. Aynur Hanım ama. Amirim ben... Yani Naz sabah telefonda konuştu. Kendim duydum. Gayet iyiymiş Aynur Hanım şu an. Olsun. Arada bir kadına uğramak lazım. Amirim bence siz hiç zahmet etmeyin. Çünkü dedim yani ben kendi kulağımla duydum diye. Bugün evde yoklarmış. Boşuna gidersiniz yani. Ya oğlum ya sen işine bak. Ben hallederim. Hadi eyvallah. Bir bu eksikti. Aynur Hanım'a mı gideceksiniz abi? Evet. Ama amirim biz bu kadının karşısında böyle sık sık çıkarsak... ...sanki bir şey olmuş da gizliyormuşuz gibi olmuyor mu? Helal. Oğlum kadın takmış bizi almaya. Şimdi her şey yolunda giderken bir de Aynur'la mı uğraşalım ya? Her şey yolunda amirim. Her şey yolunda. Sakin olun, her şeye siz koşturamazsınız. Bize bırakın biraz dinlenin, dinlenin. Şala, amirime bir kahve sade. Bana da bir çay gönder. Naz, ben senin üstüne çok mu geldim kızım? Anneciğim hayır. Senin hiç bilgisi yok. Ay Allah aşkına bana doğruyu söyle. Ben seni çok mu sık boğaz ettim Naz? Hayır anne. Bak ben ne yaptıysam... ...hep seni korumak istediğim için yaptım gerçekten. Aman benim kızım başına bir şey gelmesin. Saçının teline zarar gelmesin diye. Ay yediğini, içtiğini... ...giydiğini, çıkardığını, gittiğini, geldiğini, her şeyi o kadar merak ettim ki... ...ben senin uykunda nefesini saydım. Kaç gece sabahlara kadar ben ondan senin üstüne çok geldim acaba. Anneciğim hayır, senin hiç alakası yok. Baban gidince ben çok korktum da. Biliyorum. Acaba seni yetiştirebilir miyim? Tek başıma seni koruyabilir miyim? Sana tek başıma yetebilir miyim? Onun eksikliğini hissettirmemek için o kadar çok korktum ki. Sen benim göz bebeğimsin. Bir sen annemsin. Ya sen anneni bilmiyor musun Allah aşkına? Bak tanımadığım bir çocuğun burnu kanısa benim içim kanar. Genç bir kız bir sokakta böyle yalnız yürüse karanlık sokakta. Ben onun yerine korkarım. Sen beni bilmiyor musun? Ama konu sen olunca artık bir düşün. Sen korkma kom. Canım benim. Canım benim kuzum. Canım benim. Ah oh, canım benim. Eğer ben seni böyle çok yorduysam, çok sık boğaz ettiysem beni affet. Hepsi gerçekten seni çok sevdiğimdendi Nasrım. Ben senden çok özür dilerim. Sen beni affet olur mu? Ben bak sen beni affet diye her şeyi yaparım. Ay Asıl sen beni affet. Olmaz. Olmaz benim. Sen beni affet. Güzel kızım benim. Oh canım. Kuzum. Sen aşık mı oldun? Ne?
seviyorsun. Çok. Ya evlenecek kadar mı çok sevdin? Evlenecek kadar çok. İyi bakıyor mu sana? İyi davranıyor mu? Güveniyor musun ona? Çok. Sahi mi? O zaman... Al bakalım. Bak. Anne ne kadar güzel bir kolye bu. Ya. Anneciğim... Anneciğim çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Babana teşekkür et. O babanın hediyesi sana. Nasıl? Nasıl? İşte... Naz büyüyünce evlendiğinde kendi ellerimle boynuna takacağım diye böyle yıllarca sakladı ama işte gitti. Ah. Ah. Sen şimdi o baban takıyormuş gibi hisset, olur mu boynuna? Güzel günlerin olsun, olur mu hep? Birlikte olsun. Olsun. Olsun canım. Olsun. Olsun. Önce de dediğin gibi Numan Bey, yeğenimi istemeye gelecekler. Benim bu akşam evde olmam şart. Şimdi bu tür durumları daha önceden bilgilendirmeniz gerekir. Yani ben son dakika sizin yerinize kimi bulacağım Namık Bey, öyle değil mi? Ferdi. Ferdi ile konuştum. O geçici olarak benim yerime bakacak. Ayrıca da gitmezsem ablam çok kızar. Kızdığı zaman da neler yapar bilirsiniz. Kapınıza dayanabilir. Ablanızı hiç kızdırmayalım o zaman. Madem dediğiniz gibi Ferdi sizin yerinize bakacak, sorun yok, gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Olur altın, para, herhangi bir şey takmak isterseniz diye düğün gününü size haber vereceğim. Ablanıza çok selam iletin lütfen. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun, hoşça kalın. Alo. Merhaba Zeynep ben. Zeynep Koşuoğlu. Zeynep Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok da... Siz benim numaramı nereden buldunuz? Ortak bir tanıdık diyelim. Olur diyelim. Buyurun. Buyurun mu? Ha Levent Beyciğim, öleceğiz resmiyetten gerçekten birazdan. Neyse, ya ben sizden bir şey rica edecektim aslında. Buyurun, sizi dinliyorum. Ya aslında böyle telefondan anlatmasam, müsaitseniz gelseniz birkaç dakika yüz yüze görüşsek. Yani bugün inanamayacağınız kadar meşgulüm. Yarın ertelesek olur mu? Olur olur, yarın da olur. Peki. Haberleşiriz. Görüşmek üzere. İyi günler. Nerede bir şey var bizi buluyor ya. Kaldırım dükkana katınca böyle güzel bir ambiyans çıktı ortaya. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun. Ben cevizli kadayıf arıyorum da yukarıdaki tatlıcıya sordum, beni buraya yönlendirdiler. Buyurun. Var. Hoş geldiniz. Oğlum sen git cevizli kadayıf ayarla. Hemen getiriyorum. Sizi daha önce hiç buralarda görmedim. Hayırlı bir iş herhalde. Kız isteme. Hayırlı olsun. Ben de isteyecektim ama olmadı. Kısmet değilmiş. Geçmiş olsun. Hayallerimi elimden aldı biri. Öyle geçmiş olsun deyince kapanmıyor. Yani derin, yara derin. Yani evet, kötüdür aşk acısı biraz. Çok zor, çok.
Bu akşam hayallerimi çalan o adamdan gidip hesap soracağım. Ben asla pes etmem. Pes etmem. Mesela şu kaldırımı işgaliyesini ödeyip dükkana katmak için neler yaşadım anlatamam. Asla pes etmem. Tabii çok güzel olmuş ya kaldırım bu arada. Dükkana bambaşka bir ambiyans katmış. Sağ olun. Sağ olun. Ne kadar vereyim tatlıyı? Ya mümkünse ben bütün tepsiyi alayım. Tamam. Sen götür, ben hemen geliyorum. Tamamdır. Kız istemeye gideceksiniz. Ben onu size güzel bir paket yapayım. Çok teşekkürler, çok kibarsınız. Rica ederim. Ne? Çiçek, 10 dakikadır bakıyorum gözüm alışsın diye. Katarak doldum bu genç yaşımda. Afrika'ya kaplan avlamaya gidiyoruz demedim sana. Kız istemeye gidiyoruz dedim. Bu ne hal ya? Ya vallahi zevksizsin be. Zevksizsin Talat, her zamanki gibi. Ya bu kıyafeti giydim çünkü bütün gözler benim üzerimde olacak. İşte ben de onu diyorum. Başkasının istemesinde sen niye rol çalıyorsun? Yani asap bozuyorsun ha. Ya Talat, ben sana bana aile bul dedim. Yani getire getire çiçeği mi getirdim ben? Hoş buldum Pamir ya. Ya hoş geldin, hoş geldin de bu ne? Demem oğlum. Halı sahada 8-9 maçını adam mı topluyoruz? Bu işte. Adetse adet, töre ise töre, istemeyse isteme, büyükse büyük. Abin, yengen. İyi bari. En azından sakalını kesmişsin. Ya nasıl olmuş? Bıyık bıraktım. CEO'yum ya. Senin şirketinin ortağı, aynı zamanda da CEO'suyum. Unutma. CEO. Evet. Papucumun CEO'su. Şu kötü terliklerle papuç şakası yapma bana. Ayağında da papuç. Çiçekciğim hakikaten ya. Sen bu elbise konusunda ciddi misin? Ya siz gerçekten kadın ruhundan falan anlamıyorsunuz ya. Hiç. Biz. Bu senin anlayan halin mi? Tebrik ederim valla. Pamir. Levent. Bu mevzu kız istemeye kadar nasıl geldi acaba Levent? Çok uzun hikaye orası. Valla ben uzunluk kısasını bilmem. Bir saat otururum, kalkarım. Kızı verdiler, verdiler. Sadullah Amir'de bir şey sorarsa hepsini öterim. Bravo sana. Gerçekten bravo. Kendine mükemmel bir es seçimi yapmışsın. Neyse, hadi gidelim bir yerde oturalım. Biz nasıl bir aileyiz, neyiz, kimiz yani? Bir konuşalım, ağzımız bir olsun. Tamam, onlar bende. Hepsini kurdum. Teker teker anlatacağım. Hadi, hadi. Şunu tut da düşmesin. Ne hiç yani? Yardım etmek yok. Tamamdır değil mi Çiçek? Ezberledin her şeyi. Aman bir saat oturup kalkacağız. Ne kadar kötü olabilir ki ya, Allah Allah. Oğlum tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz, sen merak etme. İnşallah inşallah. Ver lan tatlıyı. Pardon? Demek sendin ha. Hem tatlıyı hem sevdiğim kızı elinden aldın. Ver tatlıyı. Sizin çektiğiniz o acı bu acı mıydı? Benim kafam karıştırma kardeşim. Ne tatlı? Birader sen kimsin? Ne tatlısı, ne bağırıyorsun? Ne tatlısı? Ya ben sana şimdi nasıl anlatayım abi? Bak güzel kardeşim çıktık şuradan. Zaten işimiz gücümüz var bizim. Elimizi belada bırakma hadi. Kardeş. Kardeş bana bak. Ben bunları tutamam. Tamam mı? Bunlar seni abi kardeş öyle bir döverler ki sana yazık olur. Gençsin. Bana bak. Kız evlenmiş. Kızı unut. Kızın önünde dayak yeme. Git buradan. Git. Ben anlamam. Benim tatlıyla, benim tatlıma, benim sevdiğim kızı isteyemezsin. Ne tatlıyı? Lan ne tatlısı? Sen ne tatlısı aldın lan buna? Abi temizlik kadayıf aldım. Kadayıf var lan, sanki fıstıklı baklava. Ver şunu kadayıfını, gitsin. Defa git lan. Ver. Çocuğum hadi ver. Ver de gitsin hadi. Ver. Tamam. Nurhan. Evladım hadi aldın tatlını. Hadi git evine yavrucuğum. Hadi Nurhan. Hadi canım. Rezil olduk herkese, rezil olduk. Aferin. Aferin Nurhan. Neyse. Verin de bari elim boş gitmeyin içeri ya. Handal al şunu da al. Manyak dolu ortalık. Yemin ediyorum manyak dolu. Sinirimi bozdu peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Varyan çok güzel olmuş. Sağ ol. Çiçek, yengem. Talat abicim ne kadar şık olmuşsun. Çiçek ablam, sen de çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim Naz. Çiçek, Naz ne kadar şık olmuş değil mi? Ay maşallah, maşallah çok güzel. Buyurun, tabii buyurun. Ben cevizli kadayıf da aldım da şimdi. Tamam. Hadi buyurun, buyurun. Hiç çıkarmadan girin.
mi var Naz, bu ne ya? Oo. Halat Bey, siz mi geldiniz ya? Sizi mi gönderdiler? Merhaba, sanıyorum yeni tanışıyoruz. Evet, Talat ben. Sizin adınız neydi? Namık ben ya. Naz'ın dayısı. Hatırlamadın mı? Naz benden çok bahsetmiş size belli. Çok. Anladım, hoş geldiniz. Bekle bekle, kanter içinde kaldık ya. Hoş geldiniz. Abim Talat. Talat Bey. Güzeller güzeli yengem Çiçek. Çiçek Hanım, hoş geldiniz. Maşallah, paraya da kıymışsın. Evet çocuğum, annenle babanı da beklerdik. Neredeler onlar? Efendim, bizim annemiz, babamız şöyle yıl 2004. Balıkesir Gömeş'te tam Mercanlar Manavı'nın önünde benim bir trafik kazasında biz kaybettik. Levent de bir tek ben kaldık bizim aileden. Ay Allah rahmet eylesin. Çok özür dilerim, özür dilerim. Çok affedersin. Estağfurullah. Böyle bir şey söylemek istemezdik ama. Başınız sağ olsun. Amin, amin. Buyurun, ne olur buyurun. Evet, buyurun. Kusuruma bakmayın. Ayakta durmayın. Buyurun geçin. Buyurun lütfen. Hadi. Var. Oturmuşsunuz. Buyurun Çiçek, tamam mı? Neyse. Buyurmuşsunuz. İster. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun. İyiyiz diyelim. İyiyiz diyelim. Yani. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Eyvallah. Sağ ol. Akrabalar, evet, eş dost, evet, komşu evet. Sağ olsunlar. Maşallah, maşallah. Bugün bizi maşallah. Yalnız bırakmadılar. Sağ olsun. Sağ olun, hoş gelmişler. Efendim, şimdi gençler birbirlerini Londra'da görmüşler. Sevmişler. Evet, aynen öyle olmuş. Biz hikayenin orasının her noktasına tamamen hakimiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün burada geçmişi değil de geleceği konuşmak için bulunuyoruz, değil mi? Değil mi? Hanımefendi. Efendim? Kocam tam olarak onu anlatmaya çalışıyordu ama biraz geçmişten doğru aldığı için hikayeye. İşte, mevzuya gir Talat. Nasıl gireyim mevzuya? Her şeyin bir adabı var. Dur ya. Ya modostama dalıyorsun. Sakin ol. Tamam, ben halledeceğim mevzuyu. Allah Allah. Ben o konuştuk. Ama... Yani... Kim ben? Mesaj. Anladım mesaj da kimden? Yaz şu an önemli değil. Hiç önemli bir mesaj değilmiş gibi davranmadım. Al, şu an konumuz değil. Evet, şu an konumuz bu değil. Tamam. Tamam. Naz yavrum, sen misafirlerimize bir kahve yapar mısın? Hemen. Tamam. Hadi Zayıcığım, hadi. Sen bunları su. Ben de ne yapayım? Abiciğim, birazcık konuşsana. Oğlum yüzlerce kişi bakıyor, görmüyor musun? İnsan öyle hemen lafa giremiyor, bir dur. Hani biz söz kesip kalkacaktık. Ha? Hani? Oğlumuz ne iş yapıyor? Ben mi? Yani. Bilmiyor musunuz? Hayır, ben şimdi her şeye vakıfım da. Şükriye teyze bilmiyor mesela. Ya da Dursun enişte bilmiyor. Dursun eniştenin üçüncü eşi hiçbir şey bilmiyor. Efendim tamam, saymaya gerek yok herkesi şimdi. Kardeşim Levent tır filosu sahibi.
Akrabalar duydunuz mu? Filt. Allah'ımıza bin şükür. Halimiz, vaktimiz yerinde. Sonuçta bizim oğlumuz da pırlanta gibidir. Efendim biz de bir şey söylemedik zaten. Yani ciddiyim, onlar zaten tanışmışlar, anlaşmışlar. Maksat yani adet yerini bulsun değil mi efendim? Tamam canım, yani tanışsınlar. Tanıyın. Tanıyın yani. Ama böyle karşımıza böyle dizilmişsiniz sorguya çeker gibi. Hayır hayır, siz şimdi bizi tamamen yanlış anladınız. Yok yok, biz anladık, anlayacağımızı anladık. Ama kızımız da oğlumuzla evleneceği için çok şanslı. Onu da belirtmek isterim yani burada. Allah Çiçek, ne yapıyorsun? Talat, kaşlarını almışlar. Bizi ezip ezip duruyorlar ya. Ezip ezip duruyorlar. Sen gittiğimiz biz. Sen gittiğimiz abi. Çiçek. Ulan sen önden şunları götür. Ben de diğerini getireyim. Tamam. Kim? Mesaj. Anladım mesaj da kimden? Yaz, şu an önemli değil. Aman efendim. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Efendim. Gelelim sebebi ziyaretimize. Şimdi gençler birbirlerini Londra'da görmüşler, sevmişler. Oraya geçelim, Londra falan. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Naz'ı, oğlumuz Levent'e istiyoruz. Evet, gençler birbirlerini tanımışlar, sevmişler, hatta evlenmişler. Uzatma. Uzatmıyorum. O zaman verdik gitti. Mesaj, bunu vur deyince öldürüyorsun. Sus. Uzatma dedim, ben de verdik gitti diyorum ablacığım. Ben vereceğim kızma. Şey, Talat Bey çok özür dilerim. Acaba bir daha baştan alabilir misiniz? Ben bir şey... Hanımefendi, biz bir kere istedik ya kızı. Şimdi biz bu kızı daha kaç defa isteyeceğiz burada değil mi? Yani siz de bir karar verseniz de biz de böyle bir gitsek. Hanımefendi, öyle yangından mal mı kaçırıyorsunuz? İstedik, verdik falan. Benim yeğenim Meta mı? Okulu birincilikle bitirdi. Aslan yeğenim benim. Dayız, dayız. Kız istemede kaşlarım çatıldı ama. Bu nedir? Ne yaşıyoruz biz burada? Anladım. Çiçek, şimdi bir kere daha söylesek dilimiz mi aşınacak? Aynur Hanım'ı kırmayalım. Sağ olun, çok teşekkürler. Ben tekrar ediyorum efendim. Kızınız Naz'ı, oğlumuz Levent'e istiyoruz. Ya, hep... Ya işte. Efendim işte gençler tanışmışlar, anlaşmışlar. Şimdi bize de babasının vekaletiyle... Dayısıyla beraber hayırlı olsun demek düşer. Verdik gitti efendim, verdik gitti. Oh be. Hayırlı olsun o zaman. Dar ol evladım. Dayıcığım. Estağfurullah, estağfurullah. Hayırlı olsun. Anam.
Sevdikçe. Efendim, aynı olalım. Gel. Hayırlı olsun. Aman bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Dışarı çekelim başlayalım. Tamam. Evet. Evet, ben de kalın. Hop. Ve bir daha. Hep beraber. Gelin, gelin, gelin. Evet, çekiyorum. Oo, evet. Dursun enişte. Beni de çeker misin? Hemen. Hemen çekeyim. Geliyorum. Bir tane daha. Sağ olun. Bomba gibi yani. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Kim bu? Ortaklığımıza. Salih o. Uzun zamandır yoktu. Sen tanımazsın. Ne bunun hareketleri böyle artist artist? Artisttir biraz. Abi bir gün alaşağı edecek de dur bakalım ne zaman. Niye duruyor? Babası yüzünden. Bu bizim Yaşar dayının oğlu Salih. Aynen o. Oğlum bu adam mı olmuş? Ben onu çocukken de gördüm. Tufan. Büyümüşsün lan. Ne yapıyor? Hoş geldin Salih. Gelsen aşağı. Yok siz takılın, benim kafam şişmesin şimdi. Telefonları bırakalım. Bakalım neymiş derdiniz? Tarık Kaptan durup dururken atarlanma. Bir dinle de. E dinliyoruz da anlatsanıza. Şimdi biz büyümek istiyoruz. Ama bu böyle eski kafalı da olmaz. Ya fırsat çok ama kabul etmiyoruz. Hani niye? Çünkü kaptan sadece akrabalarıyla çalışıyor. Şişt. Ya saygısızlık olarak algılama Tarık. Ama bak. Tarık mı? Ne? Hayrola ya, senin yaşın kaç başın kaç çocuğu? Bak şimdi beni hepiniz çok iyi dinleyin. Yaşar sen kaç senelik kaçakçısın? 14. Sen Mehmet? 11. Gördün mü bak 14-11, 25 eder. Ya bunca zaman benim sayemde yakalanmadınız. Kaptan benim, kaptan. Burada benim kurallarım geçerli. Senin kaptanlığına kimse karışmıyor ki zaten. O zaman niye benim evime kadar geldiniz? Başka işler de var. Sen almazsan biz küçülüp birbirimize kalacağız. Ya kaptan, hava puslu. Bizi yeni limanlara götür. Son sözünüz bu mu? Tarık, sen bir düşün bence. İyi o zaman, piyasadan toplayın malları. Onun dağıtımını ben yaparım, tamam? İyi, hadi şimdi gidin bakalım. Yaşar, o oğlunu iyi terbiye et. Yoksa ben bir edersem, anladın? Dediler işte. Şimdi affettin mi Levent? Bak kendin söyledin, değil mi? Sadece istediler, o kadar. E daha bunun çeyizi var. Hani ne çeyizi? Ne demek ne çeyizi? Yani evleneceksin ya. Yani değil mi, ben böyle seni derli tubaklı gelin görmek istiyorum. Anneciğim, biz zaten evliyiz ya. Aman canım öyle evlilik mi olur? Hayır, ben o düğünü illaki göreceğim. Ama düğün müyün, bunlar hep masraf. Bunlar hep yorgunluk, gerek yok ki. Sen hiç üzülme canım benim. Ya elbette ben bugüne dünden hazırım. Var kenarda köşede bir şeyler. Hiç üzülme. Sen şimdi dünürlerimi ara. De ki yarın çeyiz alışverişi var. Hadi. Yarın. Yarın. Thank you.
İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? İyi, hiç merak ettim. Evdeyim. Salonda. Her zamanki koltuğunda mı oturuyorsun? Yok ya, öyle camdan dışarı bakıyordum. E sen ne yaptın? Annenlerle nasıl geçti? Yani zordu ama hallettim. Yumuşadı. İsteme işte. Bitti gitti. Bitti gitti. Ev sessiz oluyormuş. İyi, kafanı dinlersin. Bu kadar sessiz olmasını beklemiyordum ama. Tamam, tak kulaklığını, komşuları dinle. Ya ben kuru gürültüden mi bahsediyorum? Ev sensiz eksikmiş. Ne dedin sen? Yok bir şey ya, öyle... Söyledim, bitti işte. Aa, hayır, hayır, hayır. Ne dedin sen? Ya yok bir şey. Ya... Tekrar söyler misin Levent? Bir şey söyleyeceksen söyle. Söylemeyeceksen kapatıyorum yaz. İyi, yok, kapatalım. Tamam, bence de kapatalım. Yarın gelip seni alırım. İyi geceler yaz. İyi geceler Hamir. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyoruz abi? Ne diyorlar abi? İşlerimizi büyütmemizi istiyorlar. Çok işimiz var Adem. Abi, var olan işlerde problem yaşıyoruz. Daha fazla iş alırsak açık vereceğiz. Abi, bu yeni işleri ben hallederim, merak etme. Olmaz Tufan. Bir terslik çıkarsa kendi malımız değil. Başımıza bela olur. Abi, aklında ne var? Levent. Abi, Levent'i iş için kullanmayı planlamıyorsun herhalde. Abi, Tufan haklı. Yahu, bir deneyelim. Ne var? Bizim kurallarımızla çalışırsa neden olmasın? Teyzeoğlu, hata yapıyoruz. Yahu, çok işimiz var diyorum. Uzatmayın da. Günaydın. Ne yaptın? Dünürlere haber verdin mi? Verdim, verdim. Merak etme. Şimdi ben çıkacağım. Levent aşağıda bekliyor. Hayırdır, nereye? Sadullah amirimi görmeye. Adama haber vermedim bile, geldim diye. Bir de işte Levent'e şu çeyiz işlerini falan anlatacağım. Hah, aferin. Aynen böyle işte. Git konuş bakalım. Herkes bilsin ne yapacağını. Aferin, aferin. Tamam. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Aşkım. Canım. Ama. Hadi bakalım. Gel bir tanem. Sağ ol canım. Bence olmuş bunlar. Ben şahsen inandım. Yakışıyorlar. Ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Olmuşlar diyorum Aynurcuğum. Ay. Nereye gidiyorsun? Peşlerine mi düşeceksin yoksa? Hay, oyalama beni. İşim var. Özel bir işim var. Gelme peşimden. Allah Allah. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen? Ben pek iyi değilim. Yani telefonda yalan söylemek kolaydı ama böyle gözünün içine baka baka anneme yalan söylemek çok zor.
gayet iyiydik. İstedik, bitti gitti işte. Bitmedi ki. Ne demek bitmedi? Sen dün telefonda bana bitti gitti demedin mi? Tam onu isteme için söyledim. Annem öğleden sonra sizi çeyiz alışverişine çağırıyor. Annem bizi çeyiz alışverişine mi çağırıyor? Bizi derken yani biz kimiz? Abim, yengen sen. Ya Naz, bu böyle devam mı edecek sürekli yani? Ben nereden bileyim? Ya ne demek ben nereden bileyim? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Senin annen değil mi bu kadın? Evet, benim annem. Ve ben onu çok iyi tanıdığım için sana yandık demiştim. Ama şimdi senin söylediğin yalan yüzünden ben kadın hayallerini yıkıyorum ya. Dün kızını verdi, bugün çeyiz alışverişine falan gidiyor. Bakalım daha neler isteyecek Aynur Hanım bizden. Çeker misin, kenara inmek istiyorum. Ya saçmalama. Kamil lütfen. Kenara çeker misin? İnmek istiyorum. Nazcığım saçmalama. Ne demek inmek istiyorum ya? Lütfen durur musun? İneceğim. Lütfen. Peki. İçmediyorum. Yeter, tamam. Naz, Naz bir durur musun? Naz. Ya kime diyorum, bir durur musun? Tamam. Tamam, ne gerekiyorsa yapacağız, tamam mı? Ya sıkıldım artık, işler sarpa sardıkça adım bile atamıyoruz. Ben sıkılmadım mı sanıyorsun? Bak, bu benim ilk görevim, seninle de ikinci evlenişim. Anneme yalan söyledim, dayım kimliğimi biliyor, seni tanıyor. Ben nasıl davranabilirim, ne bekliyorsun? Nasıl dayanabilirim? Ya sen nasıl dayanıyorsun? Onu söyleyip ben de bileyim. Tamam. Tamam, şu an sakin ol. Gidelim, çeyiz işimizi halledelim. Ondan sonra da evimize döneriz. Evimize mi? Rahatla yazın evine ya. Tamam. O zaman. Tamam. Tamam, sakin olalım. Ondan sonra evimize dönelim. Ama bak Pamir, birimizin ağzından çıkan şey ikimizi bağlıyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım. Ha? Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Hadi söz. Hadi. İyi misin hayatım? İyiyim. Nasıl geçti dün gece? İyiydi. Bakalım, daha çok iş var. Toparlanmamız lazım. İyi hayatım, iyi. İş iyidir, diri tutar insanı. Hayatım, bugünü baş başa geçirelim mi? Tekneye falan gideriz, eski günlerdeki gibi. Bugün olmaz. Neden olmaz Tarık? Bugün işim var. Hani yoktu? Daha başlamadık dedin. Ya Nehir, ne oluyor sana böyle iki gündür? Esas sana ne oluyor Tarık? Hiçbir sorduğuma doğru düzgün cevap vermiyorsun. Söylediğim her şeyi geçiştiriyorsun. Tarık, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Allah aşkına yeter Nehir. Senden bir şey sakladığım yok. Üstüme gelme de. Günaydın amirim. Günaydın amirim. Günaydın amirim. Günaydın. Ay Talat, parlamışsın. Vallahi amirim. Havalar ısınınca ben de yandım, keseyim dedim ya. İyi iyi, çok iyi olmuş. Gel. Amirim, istediğiniz evraklar. Buyurun. İstediklerimi eksiksiz yazdınız değil mi? Evet amirim, hiç merak etmeyin. Tamam çocuğum, çıkabilirsin. Amirim hayırdır? Aynur Hanım'a vize başvurusunun reddedildiğini söyleyeceğim. İşte onun için evraklarda bazı pürüzler olduğuna dair yazılar yazdırdım. Ki ikna olsun. Yoksa kadının bu işten vazgeçeceği yok be oğlum. Vallahi sizin de işiniz zor be amirim. Neden? Ya ben Aynur Hanım kadar böyle dediği dedik, çaldığı düdük birini daha tanımadım. Sen Aynur Hanım'ı nereden tanıyorsun ki? İstemeden. Amirim, Aynur Hanım geçen karakola geldiğinde koridorda çiçekle karşılaşmışlar. Bir soru sormuş.
istemeden tanışmışlar. Ben çıkıyorum, psikoloğa gideceğim daha. Allah'ın kaçakçısının çocukluğuna ineceğiz amirim. İşimiz iş vallahi bak. Tamam ama dikkatli olun. Bir açık falan vermeyin. Hadi kolay gelsin. İyi günler abi. Hoş geldin. Hoş bulduk gelin hanım. Damat bey nerede? Sadullah amirin yanına gitti. Bu böyle sürmeyecek değil mi? Ha? Yakalanırsak yanarız vallahi. Naz, seni istedik, bitti, gitti. Annen düğün müğün istemez herhalde. Bugün saat 2'de çeyiz alışverişine çıkıyoruz. Ara yengeyi de, o da geliyor. Ne? Hı. Siz beni kovduracaksınız ha. Vallahi 15 yıllık aslan gibi memuriyet hayatımı yakacaksınız. Ne çeyizi ya? Ya Naz'ın çeyizi. Ben ne yapabilirim? Neyse hadi ben hazırlanacağım. Önce bir yaz olacağım, sonra tekrar Naz olacağım. Çok işim var. Oho! Ne oldu Talat? Çiçek, hazırlan, iki de alışverişe gidiyoruz. Ne alışverişi? İşte kuru bakliyat, köftelik kıyma. Ne alışverişi? Naz'ın annesi çağırmış. Çeyiz alışverişine gideceğiz. Kadınlar çok oldu ama artık ya. Çok oldu yani. Ya tamam abartma, alışverişi yapacağız, bitecek gidecek. Hadi hazırlan. Eminsin değil mi Talat? Ha? Bak burada amire hiçbir şey anlatmıyoruz. Benim başım sonra yanmaz değil mi? Yanmaz, yanmaz. Ben zorladım derim. Öyle zaten. Öyle. Tamam işte hadi hazırlan. Emirgan'da psikologda buluşalım. Bana da bir çanta yap. Çiçek. Amirim. Nereye? Bir saatlik bir işim var acil. Ben onu bir halledip geliyorum. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Buyurun Zeynep Hanım. Neymiş şu baş başa konuşmamız gereken bu kadar önemli konu? Ailemden uzak durun. Ne diyorsun sen ya? Sizi uyarmak istedim Levent Bey. Size kanım çok kaynadı o yüzden belki bilmiyorum ama... Yanlış adamla dans ediyorsunuz. Ben düzeneyi kurdum, her şey tamam. Hı. Tamam. Aa. Tarık 12'de gelmeyecek miydi ya? Erken geldi herhalde, ne bileyim. Hayda, ben aşağıdayım, tamam. Tamam, hadi. Gelebilir miyim? Var mı kimse? Yok. Yok ama birazdan seansın başlıyor. Ben gerçekten iyi değilim. Seni görmem gerekiyordu. Ben kafayı yemek üzereyim artık. İyi misin Nehir? İyiyim. İyi. Değilim. Ben hiç iyi değilim artık. Hadi. Değilim. Tarık Bey mi? Sanırım bana birazcık daha açık olmanız gerekiyor. Bence ben size yeterince açık oldum. Babamdan uzak durmak sizin yararınıza. Lütfen bana inanın. Efendim Tarık abi. Nasılsın Levent kardeş? Nerelerdesin? İyiyim Tarık abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir. Akşam müsait olursan bana bir uğrasana. Önemli bir mesele konuşacağım seninle. Tabii abi. Akşam görüşürüz. Tamamdır. Hadi görüşürüz akşam. Vallahi ben sizi uyardım.
Ama görünen o ki pek aldırış etmiyorsunuz. Peki. Ama yine de eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabileceğinizi bilmem, olur mu? Görüşmek üzere. Anlat da ben de dinleyeyim isterim ama seansım başlamak üzere ya. Tamam hayatım, zaten o kadar iyi geldi ki içim döktüm filan. Ay sen gerçekten çok iyi bir psikologsun ya, inanamıyorum. Ay yok canım, ben hiçbir şey yapmadım. Hadi sonra şey yaparız, sonra anlatacaksın bana, ben de dinleyeceğim. Tamam hayatım, tamam. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Ay, sen. Tamam, tamam. Çok bağırma, çok ağlama. Anlatacaksın, tamam mı? Hadi. Hayvanıyla mı gelmiş? Garip garip sesler duydum. Bu hep böyle mi ya? Anlamadım bugün. Ay bir taraftan seans başlayacak, panik oldum, gelecek adam. Allah Allah, karı koca manyak bunlar ha. Aşağıda dinlemeye dayanamadım. Ne diyor? Neymiş? Tarık bundan bir şey saklıyormuş. Canım benim, adam bütün dünyayı kandırdı. Yani sana tek bir tane yalan söylemiş, bu mu ya? Adamın peşine koskoca ekip taktık be. Oh, gel. Tarık, ben aşağıdayım. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Yasan. Aynı yer değil mi? Lütfen buyurun. Sizi buraya getiren nedir? Hemen başlıyor muyuz? Lütfen dinliyorum. Siz böyle lütfen dinliyorum deyince insanın böyle her şeyi anlatası geliyor. Böyle açılmak istiyor insan. Hı hı. Buyurun. Yasan Hanım. Sanırım ben birini öldürdüm. Sanırım siz birini öldürdünüz. Evet. Kimi? İçimdeki çocuğu. Ali, insan böyle ne bileyim. Hani mutlu olur, üzülür, hayal kurar. Bir şey için çabalar ya. Hayat diyoruz buna işte. İşte hayat. Ben onu unutmuşum. İnsan olmayı unutmuşsunuz yani. İnsan olma duygusunu mu unuttunuz yani? Size bunu hissettiren tam olarak nedir Tarık Bey? Ya nereden bileyim ben? Onun için geldim, sen söyle de. Hayır. Bence siz kendiniz size bunun neyin hissettirdiğini bulun. Babam. Hı. Babam da böyleydi. Soru sormadan duramazdı. Herkesten her şeyin hesabını sorardı. Kaptandı babam. Sözünün üstüne söz söylenmez. Anlıyorum. Neyi? Zor bir çocukluk mu geçirdiniz? Çocukluk mu? Ya şimdi Yasan Hanım, çocuk dediğiniz ağlar, güler, koşar, oynar, düşer. Ben bunların hiçbirini yaşamadım ki. Anam beni bu yaşta doğurmuş sanki. Askere gittim. İş güç sahibi oldum. Evlendim. Zeynep doğdu. Sonra? Sonra ne oldu? Sonra.
Nehir'le tanıştım. Hı. Çocuk gibi. Heyecanlandım onun yanında. Hani böyle bayram sabahı yeni ayakkabı alırlar ya. Öyle işte. Nehir çok deli dolu bir kızdı. Hı. Yok oraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım falan. Bana hayatta yapmayacağım şeyleri yaptırdı. Yaşayamayacağım şeyler yaşadık biz Nehir'le. Aşık oldunuz yani. Çok. Aşk böyle bir şey işte psikolog hanım. Karşına çıktığında önünde durma. Ya akışına bırakacaksın ya da o seni savuracak. Yerden yere vuracak. Siz ne yaptınız peki? Ben o suyun yoluna balıklama atladım yasanım. Evlendim. Çok aşık oldum ben Nehir'e. Bu anlattığınız duygular çok güzel duygular Tarık Bey. Peki bunların içinde size kendinizi rahatsız hissettiren şey nedir? Sanırım cevabı buldunuz. Buldum. Paylaşmak ister misiniz? Zeynep. Hı. Bakabilirsiniz. Efendim Nehir. Tarık sen nerelerdesin? Ya yürüyüşe çıktım birazdır geleceğim. Yalnız mısın? Yalnızım. Hadi kapat Nehir, kapat. Tarık! Tamam ben kapattım. Ben de gitsem iyi olur yasanım. Ay. Tarık Bey, rica ediyorum bir sonraki görüşmemize kadar bu sorunun cevabını iyice düşünün ve sonra konuşalım olur mu? Ödev mi veriyorsunuz bana psikolog hanım? İmtihana da mı sokacaksınız yoksa? Sadece düşünün. İyi tamam düşünürüz. Haydi selametle. Buyurun. Bayağı iyidir ha. He? Benim de kafada problemler var. Beni de tedavi etse de. Kimden öğrendin sen bunları? Özel ders alıyorum. Kimden? Terapiye gidiyorum. Kime? Ay tanımazsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Talat ne oluyor? Amir bir sürü soru sordu vallahi billahi. Zor çıktım ha. Bir şey anlamadı değil mi? Anlamadı herhalde. Ya mevzu buralara kadar nasıl geldi ya? Of. Sorma ya. Bana bak kız. Siz birbirinizi seviyor musunuz yoksa rol mol derken? Ne diyorsun ya? Ay, ne bu? Niye gülüyorsun? Nerede bizim çapkın? Orada buluşacaklarmış. Tamam ver şunu. Hadi hazırlanmamız lazım hadi ya. Çok soru soruyorsun Çiçek. Naz olacağım ben. Bana bakın. Beni burada dikmeyin ha. Terlik sıkıyor. Alo. Amirim. Ne oldu? Tarık akşam görüşmek istiyor. Neymiş konu? Sanırım aileden biri olduk. Tamam. O zaman arkadaşlara haber ver. Akşam depoda buluşalım. Amirim bu akşam buluşmasak mı depoda? Hani sonuçta Tarık her an görüşmek isteyebilir. Ayrıyetten Naz'da Nehir'le olacak zaten. Hani toplanmasak mı diyorum? Olur. Zaten herkesin başka bir işi var. Ben anlamadım ya. Hayat işte amirim. Zor. Nerede kaldın hayatım? Trafiğe takıldım. Çok pardon, çok özür dilerim. Hoş geldin damat. Hoş bulduk. Neler kaçırdım? Aa! 687 parça yemek takımı alışımızı kaçırdın ama merak etme fiskosörtülerini yakaladın. Ne alacağız peki şimdi? Sakına malzemesi.
Ne kınası? Kına nereden çıktı şimdi ya? Demek canım kınasız olur mu? Allah Allah. Aynur Hanımcığım, yani ne istediyseniz isteyin dedik ama yani biraz abartmadınız mı? Şimdi de başımıza kına çıktı ya. Ben izin alamam. İzin alamam bir daha. Tamam ben doktorumdan izin aldım. Çiçekçiğim ilaçların bende merak etme. Geçmiş olsun, siz hasta mısınız? Hamile. Ay, ay ay ay. Hamile Çiçek abla ama izin almışlar doktorundan çok şükür. Hamile. Hamile mi? Evet evet. Şu an her şey yolunda ama bizim dönmemiz lazım. Hep böyle aceleye getiriyorsunuz her şeyi. Ne oluyor anlamıyorum ki. Hiç içime sinmiyor, gerçekten sinmiyor. Tamam Aynur Hanım. Yapacağız, her şeyi yapacağız, merak etmeyin. Yapacaksınız tabii. Benim gül gibi yeğenimi alıyorsunuz. Öyle kolay değil. Beyefendi, sizin kızınız gül gibi ise bizim oğlumuz da gül gibi. Yani en güzelini, en iyisini yaparız biz her şeyin. Davulu zurnalı düğün bile yaparız ya. Tamam ya, Allah abartma o kadar, ne düğünü, nerede? Ne demek abartma Talat? Tamam. Biz Levent'imizi sokaklarda mı bulduk? Tamam, tamam. Peki önce şu altınları bir halledelim. Sonra kınayı düşünürüz. Hadi şurada. İyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler beyefendi. Altın bakmaya gelmiştik. Selamun aleyküm. Hadi kızım, beğen, seç bir tane, alsınlar. Hiç gerek yok anneciğim. Ne demek gerek yok canım? Adettendir. Gerçi adet de 10 tanedir ama hadi biz bir tane diyelim şimdi. Aynur Hanım, lütfediyor gibi konuşmanıza gerek yok. Yani 10 taneyse adetten 10 tane alınacak değil mi? Seç kızım hangisini istiyorsan. Çiçek. Efendim? Yenge, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Levent'ciğim, biz seni sokaklarda bulmadık. Herkesler burada sana nasıl değer verdiğimizi görsünler. Ama ben hiçbir şey istemiyorum ki Çiçek abla. Canımın içi, ne istiyorsan al diyorum ya. Şu kaç gram? Şu, şu beyefendi. O 10 gram. 10 tane saç. 100 gram yapar ya 10 tane. Tahtakale'den donatlet mi sardırıyorsun? Ne 10 tanesi ya? Siz bir de... Beşi bir yerde sarın, damadıma hediyem olsun. Aynur Hanım, ne gerek vardı? Hiç gerek yoktu. Bunlar böyle gereklilik diye yapılmaz ki çocuğum. İçinden gelir yaparsın. Doğru söylüyor. Beyefendi, ben şurada bir pırlanta seti görmüştüm. Lütfen onu sarın, tamam mı? Gelin hanıma bizden hediye. İçimizden geldi be. Ama çok fazla bu. Sana fazla yok. Sana fazla yok. Kurban olsun sana o pırlanta takımı. Sen ne yapıyorsun? Gözüme bak. Gözüme bak. Annene de 2 tane burma al istersen. Hı? Çaktırma. Dayıcığım sen de hesapla şunu, gözünü seveyim ya. Hemen hesaplıyorum. 135 bin lira. He? Kaç? 135. Narin Hanım. Kaç? Nasıl ödeyeceğiz? Nasıl ödeyeceğiz abi? Ne bileyim, benim arabayı satıp geleyim. Ben anca öyle öderiz. Şu ödenekten mi halletsek? Sizinki de 35 bin lira. Çok ama o çok. Onu inin biraz. İnin. İn onu ama biraz. Çok ama. Ablacığım, nereden buldun sen o parayı? Bana bak. Kasa mı patlattın yoksa? Ben sayamayacağım. Siz üstünü verirsiniz değil mi? Peki efendim. Şuraya gidelim, şuraya gidelim. Vardı değil mi, kasa geldin hemen? Tamam, ne yapayım ya? Role kaptırdım kendimi. Çok pahalı bir rol oldu yalnız Çiçek. Çok pahalı bir rol oldu. Çocuklar, ben burada inandırıcı olmaya çalışıyorum. Aynur Hanım, araya girince kendimi tutamıyorum. Gaza geliyorum işte ya. Tamam, tamam, tamam. Şunların hepsi bitsin. Ondan sonra hepsini teker 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 iade edeceğiz. Tamam, aman fişleri kaybetmeyelim ha. Sadullah Amir içimizden geçer vallahi. Evet, altınları hallettik. Şimdi tek eksiğimiz kaldı. O da çeyiz alışverişi. Dur, polis! Dur, polis! Yani, nasıl polis? Ben polis! Çekil, polis! Benim kızım polis! Aşkım! Birincilikle bitirdi okulu. Yakala herkesi. Kaldır. Selim'le çıkın uzun ekip çabuk. Çabuk.
Ben sana gösterirdim de dua et akşama kına gecemiz var. Daha iyisiniz ya Aynur Hanım. Ay Allah aşkına nasıl iyi olayım Talat Bey? İşte paralar gitti, altın gitti. Neyse onlar inşallah halledilecek. Hepsi gitti, hepsi gitti. Dur bakalım. Hah geliyorlar. Dayıcığım dolu mu olacak? Buldun mu? Buldun mu? Tutun şunu Talat Bey. İyi misin anneciğim? Ay iyiyim. Anneciğim içinde bir sürü para var. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Anneciğim bak banka falan sunduysan hazır polis buradayken adalete teslim. Kapat şunu. Ben tarlayı sattım. Tarlayı mı? Son kalan tarlayı. Nasıl yaparsın bunu ya? Niye yapamayacakmışım? Sen bir hepsini satarken iyiydi. Dayım haklı. Anneciğim neden satıyorsun? Allah Allah. Benim bir tane kızım var. Ha senin için satmayacağım da kimin için satacağım Allah aşkına? Neyse sonra konuşuruz bunları hadi hadi. Hadi hadi hadi. Her şey çizilmiş. Hadi gidelim sağ ol. Sağ ol. Gel ablacığım gel. Sen mi yakaladın bu mu yakaladı doğru söyle. Aferin kız sana. Kalan son tarlamızı. Telafi ederiz Naz. Tamam her şeyi telafi ederiz ama ben anneme gerçekleri nasıl anlatacağım Tamir? Önce şu durumu bir çözelim. Sonra düşünürüz onu. Güven bana. Sana güvenmekten başka çarem yok. Umarım her şey yoluna girer. Çok güzel olmuş. Çok ağır. Neyse sakın geç kalma. Ya adam çağırdı önemli bir şey var dedi ne yapayım? Ben ne yapayım kınam var. Herkes seni soracak. Naz. Geliyorum. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yahu sen kendini araştırmadın mı? Ha? Polis dedin çıkmadılar. Adamın parasını o kadar kolay aldın diye mi şüphelendin? Sen bilirsin teyze oğlu. Önce bir deneriz. Bizim kurallarımızı da taşıyacak. Sonra yanına her zaman bir adam koyarsın. Tamam mı? O da kendi bağlantısını bizim için kullanır. Ha, Levent kardeş gelmiştir. Çağır aşağı gelsin. Abi. Başka taşeronlar da var. İstersen halledebilirim. Tufan. Tufan. Oğlum sen bu işlere karışma. O taşeron dediğin adamları gördük. Abuk subuk herifler. Neden? Levent kardeşine güveniyorsun ama abi. Ha? Ulan saçma salak konuşma. Yanlış yapıyorsun Tarık Koçoğlu. Ne dedin sen? Yanlış yapıyorsun dedim. Senin bir tane kardeşin var, o da benim. Bunu unutma. Delirtmeyin lan adamı! Hoş geldin Levent kardeş. Hoş bulduk. Çalışma odan çok güzelmiş Tarık abi. Ne? Her avcının bir ini vardır. Burası da benim inim. Seninle biraz iş konuşalım. Hı? Şimdi Levent kardeş, vallahi yalan söylemeyeceğim. Ben hiç insan sevmem. Ama seni sevdim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok sevdim abi. Şimdi ben bu benim işlerimi biraz daha büyütmek istiyorum ya. Hani sen de bana gelmiştin geçen. Tarık abi ben de çok zor durumdayım demiştin. Evet abi. Şimdi ben diyorum ki hani bu benim malları senin tırlarını taşısak. Hı? Hem sen kazan hem ben birlikte. Ne dersin?
şeref duyuyorum derim.